Hiç.
söyleyeyim canım. Biri baksın bu yana. Ya Safiye, nasıl diyeceğim sana bilmiyorum ama kaza olmuş yanımızdaki garajda. Çalışanlardan birinin kaburgası kırılmış, 3-5 ay çalışamayacakmış. Ne var bunda? Parasını vermek için para topladılar bizden. Hepimizden canım. Sen kaç para verdin? 50 lira verdim. 50 lira mı? 50 lira ha? Sen kendi miras yedi sanıyorsun galiba. Canım 5 tane çocuğu varmış, ne yapsaydın? 4 masaymış kedi gibi oda. Ne oldu, ne kaçıyorsun? Ben yine eski yeri bildim, daha iyi ya. Peki peki, susun işte. Ben burada mekaniğin bir sınavı yapıyorum. Hem sana ne canım? Onun kimi kimsesi yokmuş. Elbet sınav ödesin hocam. Bize değil mi? 3 tane aslan bir doğumuz var. O ne demek? Ne demek olacak? Bir gün başkalarına muhtaç olacağımızı, hep çocuklarımıza muhtaç olacağız. Ne fark var? Çok. Üstelik biri ipsiz serserin teki, öteki derse... Abi! Uşaklar! Yine ne var anne? Affedersin kızım. O çocuğa söyledim ama. Sabahla bir şey anlamadı herhalde. Küçük hanıma söyle, gümüşleri parlatmayı sakın unutma. Altın kupaları ne çıkar? He? Belki bir şeyler içeriz. Atlas perdeleri rast. Gülsene! Ne bağırıyorsun? Bağırayım mı canım? Nükte yapıyorum. Tarık! Gömleğim nerede benim? İşte iskemleğin arkasında. Kim koydun beni tutuna ya? Sen. Ne var? Şamdanları mı öteyim? Bozma kafanı. Ben her şeyi yoluna koyarım. Bırak Allah aşkına ya. Sahip çay ister misin? Olur. Elbette. Bari kazan olsun dinlenseydin. Ya sen deli misin? Bu sefer ki aklını alamayacak kadar önemli. Ya insanın ömründe iki kere bile fırsat geçse... Kral olur kral. Milyon yatıyor bu işte, milyon. Öleceksin Safiye. Bu sefer sana dövücümü yok yapacağım ya. Bilirim, sen aklına bir şey koydun, yaparsın. Tabii ya, anasını bile aldı. Bu ağzı kaşık. Elde miydi, ne ediyordu çıkıyor? Gördün mü? Fazla da el ele verdik bile. Dağları bile değmeyiz. Ha, o zaman ne olacak biliyor musun? Sahi de müşaklarımız olacak. Sahi de müşteriyi patlayacağız. Sahi de. Oğlum günaydın desene önce. Günaydın. Şöyle biraz kibarlık gören ya. Anne, çay ver. Pekala. Ya oğlum bu kadın size hizmetçiniz mi? Kalk kendini alsana ya. Şaklar. Vallahi deneyeceğim arkadaş. Ben de seni burada koruyorum, sen kalkıp bana çalışıyorsun ha. Ben kendimi korurum. Hukuklara karşı ha. Biraz bekleyeceksin Özcan. Bekleriz. Neyse, anlattan anlaştım işte. Bu Nihat nerede? Ne bileyim ben ya. Onlar kendine işi varmış çıktı. Hadi canım. Onun işi horoz gibi süslenip püslenmeyin. Tarık. Sen de bağırma bana ya. Affedersin ha. Şu işi becerebilsen. Görürüm ben sözümü, şaşkalozlar. Bir milyoner eli ağzında geleni söyleyemez. Hele bağırmak ne? Korkudan sesin çıkmaz. Hatır sormaz. Mesela öyle bir işin var da benim mi vermek istiyorsun? Öyle böyle şey yok. Önce katiplerimi daha korktuk edeceksin. Oğlum sen yüzünü yıkadın mı? Yok. Yazar kişi. Uğursuzluk getireceksin ya. Ya yıkarız. Neyin kaldı bu şey? Bir şeyim yok ya. Of. Size öyle kolay geldi. Dediler bir hayır dediler mi? Milyoneriz. Nerede? Ama bir devlet dediler mi? Kesin milyoneriz. Defol hadi gel. Hadi. Marş marş buzun peşte hadi. Şuradan bir gün çocuğu temizliğe teşvik ediyorum lan ne yapıyorsun? Kızım benim de karnım aç. Az önceydin anne. Ya. Son günlerde bana bir unutkanlık geldi zaten. Hayırdır inşallah. Tarık. Efendim? Özcan'a iyi davranmamı istiyorum. Neden? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ama olabilir. İçimizden bir kız bayrasa, çil yavrusu gibi dağılırız. Zaten güç beraber ödüyoruz. Kim demiş bunu? Ben. Nereden çıkarıyorsun ya? Meydanda. Sen görmek istemiyorsun. Bu darlığı, bu bunaltı hissetmiyor musun? Rütübet gibi
çıkmıyoruz yani. Düve gidiyoruz. Hadi öyle olsun. Ama bu sefer hepsini halledeceğim Safiye. Dünyaya bir saf takı taşıyacağım. Bunu ben söylüyorum ben. Faruk Usta söylüyor. Tuttuğunu koparır, bak neler koyduğunu. Sevda. Ya kızım evde bu kadar ay tutarken sen mi gittin alışverişe? Zarar yok baba. Gel bakayım oğlum. Benim sabah serinli. Öğle sıcağım. Akşam besleyeyim beni. Bizim de. Baba. Kızım. Bir gün zengin olursan. Olacağım. Bana ne alırsın? Ne istersin? Üç tane. Ne üç tanesi ya? 300 tane ayakkabı alırım kızıma he. Kulaklı saat alır mısın? Kaç tane? Bir tane. Ya ben bir tane için dükkana girmeye utanırım be. Hem nereden çıktı bu kulaklı saat sevdası? Öyle. Bir yerde gördüm. Baba, o zaman bu evden de taşınır mıyım? Şşşt! Bir dakika sekin. Şimdi niye taşınmıyoruz? Şimdilik böyle bir eve taşınalım. Hem sıkıldım ben bu halleden. Herkes tanıyor bizi. Ben anlıyorum. Bizi hiç kimsenin bilmediği, tanıdığı bir yere taşınsaydı, Özcan da uydurma hikayelerle küçük komanda da mahvum. Bütün eşyalar mahvolmuştu. Ben tek başıma her şeyi yaşayamam ki. Sahip çıkan yok sahip. Hadi kızım, anneni yardım etsin sana. Kim yolluyor kız pazar sabah oraya buraya ya? Tamam işte oğlum. Ben de söyledim demin. Ama beni dinleyen ki. Şişt, gel bir sıcak çek şunu al. Gittim biraz pisonları alıştırdım. İyi bak. Bana bak Seda. Bir daha seni oralarda görürsem senin bacaklarını yıkarım ben. Oğlum. Ben kaç defa diyeceğim sana bir daha bu kıza bağırma diye. Baba senin dünyadan haberin yok. Bana bak Fazıl. Yemin olsun bir daha bu kıza bağırdığını göreyim. Seni gebertirim ha. Dur be. Seni. Peki peki. Daha yeni kalktı değil mi uyumuzu? Sana ne? Oğlum bir daha bana sana ne dersen yemin ederim senin suratını. Yine aile hazırlık üstünde. Ben sana gösteririm. Yorgunluktan sinemedi. Ya bu çocukların benden oldurma. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Gidecek misin? Evet. En iyisi gitmek böyle oturalım gibi. Özcan, bu gece niyetin gelmediği babana söylemeyeceksin. Sormaz. Yine de söylemeyeceksin. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, ben de bilmiyorum. Ben de size ne yapacağımızı bilmiyorum artık. Nereye gitti? Nihat mı? Bunun cehenneme kadar yolu var be. Babamı soruyorum. Ya bir defile bulmuş, ya da banka soruyor. Milyonlardan falan bahsediyor. Gene mi anne? Oğlum. Anne haberin olsun, bu sefer ben yokum. Gitti artık canıma be. Ben miyim bu Ali Bostan Bey'i? İstemiyorum yahu. Sıkıldım, boğuluyorum bu evde. Peki oğlum. Kaçacağım, ardıma bile bakma. Nereye olursa olsun. Yeter ki gideyim bu evden be. Peki oğlum, istediğini yap. Anne deli etme beni ya! Ben gidersem kim çalışacak tamirhanede? Bilmem. Ben olmadım mı? Babam Nela'ya duyuyor zaten. Duyur ya. Nasıl gidelim ben? Bir hafta demem hanım. Nihat bir hafta hesap olsa, gül gibi geçinirsiniz. Oğlum Nihat rahat bırak. Var mı ondan rahat ya? Ekmek evden, su gölden. Size öyle geliyor. Ben berber çıraktım ha. Nihat Bey okula. Bana babamın eskileri. Nihat Bey'e bayramlık elbise. Bana bulaşık suyu gibi çay. Nihat Bey'e kahveli süt. Beğenmezse sütlü kahve yaparız ama. Onu da mı beğenmedi? Hem süt hem kahve. Hastaydı oğlum. Anne, şimdi de ben hastayım. O sabahsalla. Ne istiyorsun anne biliyor musun? Yemyeşil bir çay.
sırt üstü yatıp sağlıyorum. Her şeyi boş verdim. Hele gece oldun mu, bütün ovada ateş böcekleri parlamaya başladı. Sanarsın ki gökyüzü baş aşağı olmuş. Ama gel gör ki ben buraya, bu evi bulamışım bir kere. Küçük bir toprak alsaydık dışarıda bir yerde, ırgat gibi çalışır, bir ev yapardık. Sonra gece oldu mu? Gökyüzü tepe taksak olur. Ama be! Çok çalışıyorsun oğlum. Ya ne yaptım anne? Burada bir Nihat Bey ne yapıyor? Benimle uğraşma demiştim sana. Affedersiniz, paşa torunu. Ne dedin? Paşa torunu dedi. Yalan söylesene, bırak onu. Oğlum yalan söylemeyi utanmıyor musun sen? Ben nasıl senden, sizden utanıyorum. Şu kıyafetine, şu suratına bak. Beni gördükleri zaman... Özcan derhal içeri git. Yine çok gürültü oluyor. Uşakla, hizmetçiler nerede kızım? Yok lan be. Nasıl yok lan? Yok lan işte. Paşa sürgünden dönsün. Hangi paşa? Sürgünde. Kıtırmıyoruz, komiserim. Kıtırmalar var mı boydan boya? Susturun şu kadını Allah Allah için susturun ya. Dinle beni büyük anne. İki gözüm çıksın başıma seni be. Sen de alt tarafı al. Tamam, yeter. Yeter. Ben burada sürünürken o uşaklarla hizmetçiler de yaşıyor. Ne yapayım? Kıskanıyorum ben. Özcan, kalk da gel hadi. Para verecek misin? Çocuğum sen hiç mi izan yok? Benim burada tasarruf edeceğim diye göbeği mi çatlıyor? Tamam. Vazgeçin. Ama bir gün babam milyon olunca ya da paşası sürgünden dönünce oğlum, sıkma kendini bu kadar. Aldırma be anne. Kimi benim gibi hamalı var. Bağırdığıma falan da kulak asmasın. O kadar da söylemesen patlarım yani. Nihat'a gelince merak etme. Nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Dün akşam 100 lira aldı anne. Eğlenmeye gitmiş. Oğlum, hani artık borç para vermeyecektin? Dayanamıyorum ki anne. Kimseye değiştiremezsin oğlum. En iyisi nefret etmeyeceğin kadar ben şikayet etmeyeceğin kadar da al. Peki Sevda'dan ne istedi? Kardeşim önünde biriyle konuşuyordu. Karabiyola. Sağ çizgi kafası. Onunla. Ne olmuş? Tepeden tırnağa da mutluydu kız. Ama arkasından alay ediyor ki Selif ya. Çıkmasın dışarı işte. Ne lüzum var? O her gelenin derdi gülün evlenmeye. Arkasından neler dediğini duysan ya bu kız engelli işine inanmadın. Ben de hayvanın biriyim. Basmayın ağzıma sizi. Çay verir misin sen? Bu yeni kızı hiç sevmedim ben Safiye. Sus şimdi anne. Ayağı kusuyormuş üstelik. Anne diyorum. Peki de bu sorunu diye. Sormadım. Hepsi
kızım? Evet abi, serseriyim. Peki Sevda. Bütün bu anlattıkların güzel, hoş, dokunaklı ama ben yine de o herifle konuşmanı yasak ediyorum ya. O kurtları iyi tanırım ben. Harcar seni, yok eder. Sonunda da şikayet edecek bir kusurunu bulamazsın. Söz veriyorum, sana daha az açacak. Ama o herifle konuştuğunu duyarsa, yemin ederim bu sefer hiç acımam. Ben o herifle... Neyse. Çünkü Sevda, ben seni daha sevmeyi beceremem. Anlıyor musun? Çok şükür. Gitti bu kötü suratla. Günaydın. Hanımefendi, nasılsınız? Teşekkür ederim evlat. Nihat, oğlum hoş geldin. Hoş bulduk annem. Merhaba Sevdam. Merhaba abi. Büyük anne bak. Ne getirdin? Anne, gel oğlum.
Çizmeleri ver de parlatayım. Ver pırıl pırıl yapayım. Paşa nerede? Biliyorum. Öyleyse bir bez getir dedi. Anne. Üzülme. Gitmeyeceğim. Neyse canım sağlık olsun. Baba ben de üzülmenizi istemedim yani.
Sadece artık hayalleri bırakalım dedim. Bıraktım falan. Tarık. Al. Bu ne? Bileziğim. Anne? Nasıl olsa 40.000 lirayla. Al, sat, işini gör. İstersen ben de yine çalışırım. Haklıymışsın Tarık. Seninle ben bir ilk arabasına sürülmüş iki beygir gibi. Gücümüz yettiği kadar çalışacağız. Başka çaremiz yok ki. O zaman bunlar da istedikleri giderler. Safiye, ağlama ya. Çocukların yanında. Sersemliğin sırası mı şimdi? Safiye, ağlama ya. Beni de ağlatacaksın be. Uşaklar, uşaklar! Hadi. Beğendin mi? Safiye! Yine bak! Mahmuzlar nasıl çıkı çıkı ediyor?
Emrinizdeyim hanımefendi. Batım. Kılıcım yetişmelerim. Emrinizdeyiz. İşte. Ya evimden geldi. Oğlum. Bakar mısın? Sen. Ne oldu? Boş ver, önemli değil. Akşamları öyle olsun efendi. Nasılsınız? Ne diyor, ne diyor? Öpeyim elinizi. Çek elini. Safiye. Korkma anne, hepsi torunların. 40 yılda bir gönlüne göre gideyim dedim. Olmadı. İnsan yapıyordum. Şaşırdım işte. Oğlum, bu maskarlık ne oldu? Hadi, gel lan bakalım içeri. Telefonu al da gel. Abi dur biraz. Şşşt. Kafa kapanmış. Yala. Boş. Bu kötü adam geldi ya. Artık bana da rahat yok. Araba çalışmıyormuş değil mi? Ne gezer anne ya? Kıracıyı kendiliğinden yürürse bu ayrı. Baban çok bitkin. Bir de çalışırken görsen. Neredeyse dize gelip uğurda yine yalvaracak adam. 30 defa hesap yapıyor. 40 kere danışıyor. 50 kere besmele çekiyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Bir vida söküyor. Dönüp dönüyor mu bunun etrafında? O telaşını, gözlerindeki endişeyi bir görsen. Of galiba. Allah benim canımı alsın ya. İçin dayanıyor babamı bu haldeyken görmek. Aslında şimdi ben gitsem de bir şey değişmez. Hazır, yerde bir işe girdi. Bana ihtiyacı çıkarmadı sayı. Oğlum delirme, ne diyorsun? Anne, sen de onu öyle piston kolunu okşarken, bili sererken görsen, lanet olsun der, kapıyı vurup gidersin ya. Söyledim kaç kere, almayalım burada hediye. Ama beni dinleyen yok. Sevda, niye korkuyorsun? Bilmem. Bu akşam saat 6'da neredeydin? Evdeydim. Hayır şeyde. Evdeydim abi. Doğru, saat 6'da evdeydi. Ama ben seni sinemanın arkasında gördüm nedense. Yanıldın mı yoksa? 5 dakikaya gidip geldi. Başka kimi yollayayım? Anne sen beni anlama. İstemiyorsun herhalde ya. İşte sen kavuluyor lan. Kendin git. Aç oturalım ya. Bana bak. Bundan sonra alışverişe sen gidiyorsun. Gideriz. Sevda, kızım, bu arada yanlış bir şey yaparsan, babam kendi suçunu görecek, kendi. Babam kendi suçunu görecek, biliyorsun bunu değil mi? Ne demek istiyorsun? Açık konuş. O anladın öyle, yeter. Musluk da unutuyorum. Karın çantası nerede Sevda? Banyodaki dolapta. Peki elini mi yazmış? Yardım istemem. Paşa dönse, her şey gibi. Oğlum, başlamadan bir koşu bir şeyler aldı gel. Başladım bile. İyi, ben kendim giderim. Anne, ben giderim, otur sen. Kızım, delirdin mi? Bırak, ne yapacaksa yapsın. Hepimiz atlarız. Öpü falan, bir şey olacak. Ne lazım, söyle sen bana. Git, gözüm. Anne. Hiç, bak, şimdi bir şey gel.
Şimdi ne olacak?
Aldın ya oğlum. Aldım.
var. Hayatını bağışla. İstemez. Oğlum bırak şimdi numarayı. İstemez dedik ki. Niye abim bana verir? Öyle mi? Vallahi Özcan, 40 param yok. Olsa seni sinemaya davet edecek. Ben şurayı bırakayım da ötesini sen verirsin. Ne yapıyoruz bu akşam? Bir fikrin var mı? Var. Bal gibi sinemayı yiyin. İstediğiniz filmi izleyin. Bir yerde de yemek yersiniz belki. Ah, ileride ödersin. Hadi ya, koluma diyor ya. Ah. Peki, Özcan kalk gidelim babam gelmeden. Eğer babam gelirse kesin bir aksilik çıkar. Aa, bu arada bu paranın da kuruşu kuruşunu öderim sana. Tamam. Oğlum, niye yaptın bu vardalığı? Öyle mutlu bir halleri vardı ki anne. Bizimle kalıp zehirlenmeleri mi istemedin? Sevda, bakkala gider misin? Bu saatte. Giderim abi. Babam için kahve al. Peki abi. Geç kalma değil mi? Olur, kalmam abi, merak etme. Anne. Efendim oğlum? Sen beni de seversin değil mi? Tabii oğlum. Peki, içimizde en çok Sevda'yı mı seversin? Oğlum, ben sizi dördünüz etkilerim. Allah'a inanırsın sen. Çok şükür. Peki söyler misin? Babama bir evde bir iş bağışlasa. Ne eksik ediyorum? Oğlum, günah girme şimdi. Ben de nar şerbeti istemiştim kızım. Anne, dokunur o sana. Ya, öyle mi? Ne yoruldum ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, ağzı burada mısın? Gelemedi, gel gel. Bakalım. Ya, sorsanıza beni aldı diye. Bir gibi ne sattın abi? Sen neyisin oğlum? Motoru çalıştırdın. Safiye, kırdın mı motoru çalıştı? İmkansız ya. Ama bak şimdi belirme. Yalan mı söyleyeceğim canım? İşte bu ellerimle çalıştırdım. Saat gibi. Hey babam hey, nasılmış bazı usta? Emine can verdim vallahi, böyle kalp gibi atıyor. Şimdi bir boya, dört tekerlek. Saltanat arabası gibi olur ya. Başka kimse yok mu? Çocukların hepsi ömeğe gittiler. Sevda, o nerede? Bakkaldan. Efendim? Senin için bir şeyler aldım. Safiye, kıza ne aldım biliyor musun? Yumruklu sağlar. Ne dersin zevki mi? İnceliği mi? Ya neşe mi olur mu? İstime yok kötü mü? Bir tane. Yolda gelirken dedim ki kendi kendime. Olsun. Bana baba dedi ya. Hani git yap dedim. Ne oldu? Uçtum mu abi? Bizim araba gibi tıkır tıkır. Bu çocuğun nesi var? Hasta falan mı ya? Şşş, hazır. Yarın sabah iş başı yapıyoruz ha. Tamam baba. Oğlum ben şıkır şıkır olacaksın diye bekliyordum. Kazık gibi dikenmişsin karşımda. Neyin var senin? Baba, öncelikle affedersin ama... Ne oldu oğlum? Sevda, bakkala falan gitmedi baba. Ya bu kız nereye gitti? O delikanlıyla gitti. Ölmeyeyim. Thank you.
çocuğu istemem ben. İstemezsen isteme be. Vah vah vah. Eskiden herkes önümde el pençe divan durur. Atma. Yarından itibaren başka kafa ara kendini. Safiye niçin yatıyor? Hasta da ondan. Ben de hastayım. Evet. Ağır hastayım. Evet. Özcan. Ne var? Ne var değil mi oğlum? Efendim de. Efendim ya. Ne yapıyorsun? Hiç öyle. Ya ne gülüyoruz? Gülen kim? İftira çıkar be. Annen nasıl? İyi, içeride. Bir ben bakıp geleyim. Hanımefendi nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun da duacıyım. Abi, yüz verme şunu Allah aşkına. Sus lan. Abi sen böyle davrandıkça beni uçarsın. Ne bitirdin be? Bir de izin tak. Hanımefendi ne derse yapacaksınız. Söyle, söyle. Bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Tabii ya, gördün mü? Şşş, Nihat, Yaşar. Hadi siz anneniz buraya mı? Sıkılmış kadın. Tamam baba. Ben de piş pişir. Saçlı nasıl olmuş bir kere. Şunu da bir taktım mı? Vallahi ben işte. Ya şöyle, böyle bir yemek yapayım ki yemeğe kıyamasınlar. Bana mı değil? Yok canım, kendime talimat veriyorum. Ah, bir eczane terazim olsa ben size ne yemek yapardım ama... Sultan geliyor be! Oğlum, dikkatli olun sarsmayın. Hanımefendi siz şöyle buyursanız. Neden? Burası benim yerim. Ama hanımefendi siz ki lütfukarsınız. Siz ki merhametlisiniz falansınız. Peki evladım, ne yapayım böyle? Safiye üşüyor musun? Soba yakalım mı? Hop. Ay sağ ol. Üşümüyorum Tarık. Ben nereye oturayım şimdi? Şöyle buyurun. E tozlu bu. Kim demiş? Pırıl pırıl oldu. Eskide püskü. Hatırladığıma göre Şamdancı başların mezatından almıştık. Antika. Ya öyleyse oturayım mı? Safiye, sen de iyisin değil mi? İyiyim. Benim kadar iyi misin? İyiyim. Özcan, şşş, hadi gel sofrayı kuralım. Ben bulaşıkları yıkadım. Ben hallederim baba. Olmaz. Sen yorgunsun, sabahtan beri çalışıyorsun. Hadi Özcan, hasta olalım benim, hadi gel. Anne, biliyor musun? İyi ki hasta ol. Neden? Tam dağılıyorduk. Neyse. Galiba her felaketin ortasında bir saadet çekirdeği var. Baksana, ben bile birinci sınıf bir tahminci oldum. Uyanıyorum, giyiniyorum, kahvaltı ediyorum, çalışıyorum, yağlanıyorum, kirleniyorum. Ve yoruluyorum anne. Ne bileyim, içimde adeta başka bir Nihat doğuyor. Gitgide benim yerimi alıyor. Oğlum, bana doğrusunu söyle. Ne gibi? Yalan söyleme, bıktın değil mi? Bıktım anne. Ne var kafanın içinde? Hiç. Ya anne, bir gün beni azat edin. Baba. Dur be, nereye gidiyorsun? Ne gidiyorsun lan? Sanki sen becerebiliyordun. O hizmetçi kızı sağmasaydınız keşke. Bir de güzel ismi var. Büyük anne! Zamanla öğrenir de her şeyi. Sus diyorum, yoksa içeri alsın seni kadın. Sen de mi? Ah be büyük anne. Allah kahretsin ya. Yine ne oldu? Beceremiyorum be. Tuz kutusunun içinde iş macunu ile ayakkabı çekeceği var. Yağ tenekesinden de turşu çıkıyor. Soğanı bulurum diye ekmek tenekesini açıyorum. İşe bak. Orada da ekmek var. Ya insan eline attı mı? Bilmeli. Kerbeten nerede? Tornavide nerede? Pense nerede? Böyle yemek pişer mi ya? Baba bırak, ben hallederim. Sen anneme yeni projelerimizden bahsedin. Yine mi? Yine mi demiyorsun seni? Bu takside iş yok. Çok iyi hesaplamıştım ama tutmadım. Baksana her Allah'ın günü. Kaza, arıza, ceza. Yumala düşündüm taşındım.
Nihat'ın da aklını yattı değil mi Nihat? Evet baba. Yani şunu da söyleyeyim. O fazla denilen ergele yine itiraz etti ama olsun. Bunun da yarıyor bir kere adam. Yo ben seni 7 ciltli cebimden çıkarım be. Öyle değil mi Nihat? Evet baba. Şimdi tam yaniydi. Taksiydi. İyi bir fiyatlardan çıkaralım. En aşağı 100 bin lira de. Kafa bu Safiye kafa. Yumala durup dururken aklıma geldi. Ne dersin? Bir yerden küçük bir toprak falan alırız ha? İstemez misin? Sen ne istersen. Canım sen ne istersen diyorsun da. Ne bileyim senin belki başka bir projen falan vardı. Benim başka ne projem olsun? Olur ya. Çocukların hepsi geliyor mu? Geliyorlar, geliyorlar. Kazım. O da gelir, merak etme sen. Peki Nihat? O da Nihat bir şey demedi ama gelir tabii, niye gelmesin? Bir kere iş düzeni girdi mi, istediklerini yapsınlar. İster almadık ya onları. Bir kere düşün Safiye. Bir tarafta şırıl şırıl bir dere. Öteki tarafta efendime söyleyeyim, pırıl pırıl bir şey. Nihat, şşş, oğlum gel anla şu çıkardım ya. Bak hadi, dere kıyısında tek katlı kırmızı damlı bir ev. Evin tam kapısının önünde salkım sürdü. Arkada zehir yeşili kocaman bir çayır. Evin bir tarafında beyaz tavuk kümesleri, diğer tarafında... Çiçek bahçesi. Evet. Gördün mü? Hilal boynuzlu öküzler, kınalı kızılar. Arıcılık da yaparsınız. Anne, karanfil kokan bir bal peteği düşünsene. Çok iş var ya. Emeğin boşa gitmez. Hem gece oldu mu tek katlı ama kale gibi sağlam evinize dönersiniz. Sen ne yaparsın? Ben de dönerim. Ne dersin Zafiye? İstersen. Nihat'ı götürmeyelim. Ne demek? Bizden gelin. Öyle değil mi Nihat? Evet anne. İşte bak, Fazıl da geldi. Nasılsın abi? Ne oldu oğlum? Ne olacak baba? Belki 7 kere arıza etti. Yapma ya. Sonunda da sol çamurda ezdim ben. Ne? Ne yapayım baba? Safi, sinir kesilmişim ben. Her gün aynı yollar, aynı binalar, aynı insanlar. Gene giderim. Ama oğlum ne tarz iş çıkıyorsun? Yer yapamış bir kişinin. Siz yapın baba. Bana bir günlük yumurtayla yağını tutuyorlar sizden. Nihat, bir tavaya biraz yağ koy. Tamam anne. Yine mi açacağız ya? Tuzlu biberi sonra meydana çıkarız. Meydanda? Ben dedim de ortada salmayı ye. Ama kimse beni dinlemedi. Haklısın be büyük anne. Kimse seni dinlemedi. Değil mi baba? Niye Sezer ismini bu evde yetiştiremiyoruz? Bak Fazıl, ya 20 kere söyledim ya. Bir daha kimse bu kızın bu adı. Beni biliyor musun oğlum? Bir daha kimse bu kızın adını bırakmamış. Bir daha kim oğlunun adını anlarsa yemin olsun onu beynimde atırım ben. Öyleyse birazdan benim beynimde atacaksın baba. Fazıl! O kötülük olsun diye yapmadı. Bir kurtuluş sandı. Kime söylüyorum sana? Hiç niyetim yok. Konuşalım baba. Kıyamet kopmaz ya. Olmaz daha annenin ölümüne sebep olacaktı. Ama ölmedi. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ya kime ne baba ya? Ekmeğimiz ondan mı veriyor? Oğlum sus diyorum. Niye veriyorsun ya? Sen baba sen. Sen ki onu deliler gibi severdin. 3 ay mı? 3 ay. İnsan bir hatırlar oğlum. Seviyormuş. Elime bir geçse onun diğer bacağını ben kırarım. Bugün durakta Sezer'i gördüm. Ne? Ne zaman? Öyle mi sürdü? Beni bekliyormuş. Ne arıyormuş durakta? Ne konuştu? Ne İstemiyorum ya! Dinlemek istemiyorum! Tarık, yapma böyle. O senin kızın. Sen de bir kere annemi dövmüşsün baba. Yalan. Sen bunu nasıl yapabildin? Yalan söylüyorsun. Bir şey söylesene şuna. Baba,
benimle konuş. Evdeyim nasıl? Canavar mıydın? İyi işte. Gidin de çiftliğinizi kurun. Nasıldı? Kırmızı davranı. Kalif bir sağlam evimiz olacaktı değil mi? Gideceğiz tabii. Senin adına gideceğiz. Benim de gelmemi ister misin? Her şeyi bırakın. Basıp gidelim buradan. İstemez misin? E oğlum yanır mısın? Canı bile veririm ama. Daha bir ağaç dikmeden nasıl olsa fikrini değiştirirsin ama olsun. Ben de sizi dinleyeceğim. Ama bir şartım var. Neymiş o? Sevda da acıyla gelsin. Ne demek istiyorsun? Açık konuşun. Nereye gelmek istiyorum? Oğlan nikah falan kıymamış. Ne? Ben o herifi kimin var ya? Öğle yemeği bitti. Kız aç kurt gibi ya. Bu saat kadar da gezdik. Şimdi nerede? Aşağıda. Arabada. Tarık. Ben seni bir kere affetmiştim. Şimdi borcunu ödeyeyim. Sen de kızını affet. Fazla. Bir sevda yapayım. Nereye gidiyorum bu çocuk ya? Ya arkadaş! Ben bu evde eşek başındayım ya! Niye kimse benim sözümü dinlemiyor? Özcüm. Sofraya bir tabak daha koy. Gelsin ısık kırmaz. Yok, misafir mi geliyor? Ne oluyor? Evet büyük anne. Aman! Yağdırıcı tabakları çıkar. Ne dersin? Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor değil mi? Zaten ne oldu ki anne? Bir akşam babam için kahve almaya gitmiştim. Bizim istediğimiz bir kahvede 3 ay önce bulunmaz. Şimdi bulmuş geleyim. Nereye gidiyorsun? Bir yere giden yok canım Allah Allah. Çocuk muyum ben? İstediğim yere giderim. Anne. Sevda. Anneciğim. Yavrum. Pek de memnun oldum bu kızın dönmesi. Tam misafir geleceği akşam. Şere yarıyordu. Büyük anne. Niye mi Safiye? İnsanlarsa ya mutludurlar ya da mutsuzdurlar.